istifalarla sarsılan İyi Parti'den fitne genelgesi, CHP'nin Alparslan Türkeş'in idamını isteyen sıkı yönetim savcısı Nurettin Soyer'in oğlunu İzmir'den aday göstermesiyle İyi Parti'de başlayan istifalar sonrası parti merkezi bir genelge yayınladı. Genelgede fitne çıkmasına kesinlikle izin verilmemesi istendi. CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babasının 12 Eylül darbesinde Alparslan Türkeş için idam isteyen savcı olduğu ortaya çıkması İyi Parti'de istifalara neden oldu. Her gün bir istifa haberinin geldiği İyi Parti için yönetim harekete geçti. İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, 81 İl Başkanlığına İYİ Parti ile CHP arasında yapılan işbirliğine titizlikle uyulması ve fitne çıkmasına kesinlikle izin verilmemesi konusunda bir genelge gönderdi. Koray Aydın imzasıyla gönderilen genelgede işbirliğinin temelleri 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde atıldığı hatırlatıldı. Mart'taki yerel seçimler içinde 23'ü büyükşehir olmak üzere toplam 50 ilde CHP ile işbirliğine gidildiğini belirten Koray, teşkilattan azami gayret istedi. İşbirliğine uygun RUHİYİ Parti ve CHP işbirliğinin kapsamında işbirliğinin ruhuna uygun olarak hareket edilmesi ve 81 ilde milletin azami desteğinin alınması için seferber olunması gerektiğinin altını çizen Aydın, partilere emanet olarak verilen her oyun milli iradenin bir parçası olduğunun bilinciyle korunmasını esas alan, ülke ve millet menfaatlerini öne alan ve birlikte kazanmayı hedefleyen bir düşüncenin ürünüdür, şeklinde uyarıda bulundu.